Aga ve Amerikana normal olarak bu ağaç, ya ağaç diyeceğim, ağaç gibi yani çok büyük ağaç değil aslında, bir kaktüs. Bu onun yaprağı. Bitki ne zaman çiçek açıyor? Ömründe bir defa. Kaç yıl yaşarsın? 80 yıl, 90 yıl, 100 yıl yaşıyor. Bir defa çiçek açıyor. O şöyle gövdesi var, şöyle. Ağaç gibi gövdesi var. Bodrum'a gitmiştim. Ağaç çiçek açmış. Şaşırdım. İlk defa görüyorum. Turgut Reis'e gittik. Bitki de çeşitli dağlarda, taşlarda. Dedik şurada bir dinlenelim. Turgut Reis'e geldik. Aa, orada da bir kaktüs çiçek açmış. Şaşırdım. İki tane aynı anda gördüm yani. Her insana nasip olmaz iki tane kaktüs aynı anda çiçek açmış. 100 yılda bir çiçek açıyor çünkü. 100 yılda bir çiçek açtıktan sonra ölüyor. Şimdi bunun Meksikalılar şurubunu yapıyorlar. Bir damlası bir bardak çayı yetiyor. Tat olur, tat veriyor. Şimdi bunu özel bir işlemden geçmesi lazım. Biz bunu özel işlemden geçirdikten sonra reaktöre veriyoruz. Efendim özel bir enzim var. Enzimle bu işleniyor. Yoksa çok acıdır, zehir gibi. Birleşimindeki zehir gibi acı olan polizaharit değişiyor, dönüşür, bal gibi tatlı hale geliyor. Evet, bu aynı zamanda şeker hastaları dahi kullanabilir. Yan etkisi yok. Faydası çok. Yani birçok faydası var. Tatlandırıcı olarak kullanılır. Ama bunun biz tatlandırıcı olarak kullanmaktan daha çok ne yapıyoruz? Brezilya'da yapılan bir araştırmada Janes Santos, Alexandro Branco vesaire vesaire Silvia birçok ilim adamı bir çalışma yapmışlar. Santa Fe Fire Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada agave'nin aklınıza gelen her türlü mikrobu yok ettiği doğal antibiyotik. E. coli bakterisini yok ediyor. E. coli bakterisi bağırsaklarda sorun yaratmaz. İdrar yoluyla mesaneye ulaştı mı, üretmiş olduğu toksik madde mesaneyi yakar. Ağrılı mesane sendromu veya intersistiyal sistit dediğimiz sorun ortaya çıkar. Kişi antibiyotik kullanırsa daha kötü olur. Çünkü antibiyotik kullanırsa E. coli bakterisi kudurur, değişir, dönüşür, kuduz olur, daha çok toksik madde üretir. Asla ağrılı mesane sendromu olanın kimyasal antibiyotik kullanmaması gerekir. Bir. İki, bağırsaklarda şey vücutta insan vücudunda Staphylococcus aureus denen hastane mikrobu enfeksiyonu. Hiçbir antibiyotik bu Staphylococcus aureus denen hastane enfeksiyonuna sebep olan bakteri yok edemez. Hastane mikrobu enfeksiyonu onu yok eder. 3. Bozulmuş gıda fark etmedin, yedin. Zehirlendin. Salmonella bakterisi onu yok eder. Ayrıca akciğerde zatürreye sebep olan bakteriyi, kandida mantarını yok eder vesaire vesaire. Yani doğal antibiyotiktir. Gönül rahatıyla herkes kullanabilir. Bir araştırmada Etiyopya Addis Ababa Üniversitesi tarafından yapılmıştır. Burada birçok ilim adamı ortak bir çalışma yapmışlar. Onlar da doğal antibiyotik olduğunu belgelemişlerdir. Etiyopya'da yapılan bu araştırmada agave yaprağından elde edilen ekstraktın kimyasal antibiyotik olan çentemisinden daha etkili olduğu çentemisin. Çentemisin bakalım. Çentemisin. Yan etkisi. Çentemisinden daha çok etkili olduğu ve
Yan etkisi olmadığı belirlemiş çentemisin. Birçok firma çentemisini üretiyor. O kadar çok üretiyorlar ki. Leblebi gibi. Adam yan etkisini yazmıyor ya. Sanki yan etkisi yok. Cilt iltihabı, gözde batma, gözde tahriş, süper enfeksiyon. Süper enfeksiyona sebep olabilir diyor. Süper enfeksiyon. Vay canına. Denge bozukluğu, sersemlik, idrar çıktığında karşılığında herhangi bir anormallik varsa hemen doktora gidin diyor. İşitme problemleri ortaya çıkabilir. Kas güçsüzlüğü, hareket etmekte zorlanma, nefes almakta zorlanma, kafa karışıklığı, gerçek dışı görüntüde halüsinasyon görme, karın ağrısı, kramplar, deri döküntüsü, depresyon, hasta hissetme, ağız içinde yaralar, ateş, boğaz ağrısı, sayısız yan etkisi var çente kimyasalların. Oysa agave hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal.